Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Tevbe suresi 71-74. Ayetleri değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. Vel mu'minune vel mu'minat, erkek ve kadın müminler, ba'duhum evliyâ-u ba'd, bunlar birbirlerinin dostudurlar, birbirlerinin velisidirler. Ye'murûne bil maruf, maruf olanı emrederler. Ve yenhevne anil münker, münker olandan da sakındırırlar. Ve yukimûne s-sale, namazı kılarlar. Ve yu'tûne z-zekâ, zekatı verirler. Ve yuti'ûne Allâhe ve Rasûle, Allah ve Rasûlüne itaat ederler. Ulaike, işte bunlar, seyerhamuhumullah, Allah bunlara merhamet edecek. Onları rahmetine mazhar kılacak. İnna Allaha azizun hakim, şüphesiz Allah azizdir, hakimdir. Daha önce münafıklardan bahsedilmişti. Münafıklarda bu özelliklerin tam tersi nazara verilmişti. Yani münafık olanlar kötü olanları emrediyor, iyi olanlardan da yasaklıyorlar, cimrilik yapıyorlar. Bu manada anlatılmıştı. Burada müminlerin özelliği anlatılıyor. Kadın erkek müminler, bunlar birbirlerindendir. Birbirlerini tamamlar, birbirlerine destek olurlar. Ve bunlar maruf olanı, yani dinin uygun gördüğü, aklı selimin uygun gördüğünü emrederler. Ve münker olandan, kötü olan, çirkin olan şeylerden sakındırırlar. Namazı dosdoğru ikame ederler, dosdoğru kılarlar. Ve zekatı verirler. Allah ve Resulüne de itaat ederler. Bunların her birisi artı birer değer ve insan olmanın gereği olan özellikler. Ve Allah bunları merhametine mazhar kılacak. Yani Cenab-ı Hak iman, amel gibi güzel özelliği kendinde toplamış olan bu ehli imana bu şekilde mükafat verecek. Va'adallahu'l mu'minine vel mu'minat, Allah erkek ve kadın müminlere şunu vaat etti. Cennetin, onlara cenneti vaat etti. Cennetleri. Ayet-i kerimede sadece cennet demiyor, cennat çoğul olarak geliyor. Çünkü cennette mertebeler var. Nasıl ki dünyada, diyelim bir evi düşünelim, güzel bir ev ama ondan daha güzelleri de olabilir. İşte güzel bir evdir ama bir köşk ondan daha güzeldir. Bir saray o köşkten de daha güzeldir. Ve konum itibariyle bahçeli bir yerse, içinde böyle diyelim havuzlar var, akan nehirler var, rengarenk çiçekler varsa çok daha güzeldir. Kur'an-ı Kerim'de cennet bahçeleri bizim bilebileceğimiz, az çok hayal edebileceğimiz ifadelerle anlatılıyor. Ama şunu da anlıyoruz ki cennet bunların çok daha fevkinde. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cenneti anlatırken ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kalbi beşere öyle bir şey gelmemiştir diyor. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, insan kalbine gelmeyen, hayal edemeyeceğimiz bir güzellik. İşte Allah erkek ve kadın müminlere cennetleri vaat etti. Tecrimin tahtiyel enhar, o cennet bahçelerinin altından nehirler akar. Halidine fiha, ve onlar orada daimidirler. Eğer cennet daimi olmasaydı herhalde çok lezzet vermezdi. Çünkü insan tabiatında sonu olan, günün birinde gelip bitecek olan lezzetlerden ürkmek vardır. Yani insan fanidir, fani olanı istemez. Velev cennet gibi bir hayat da olsa, eğer sonu yoklukla bitecekse insan bunu hayal ettikçe ızdıraba düşer. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de cennetin anlatıldığı yerlerde halidine fîhe ebede ifadesi de vardır. Yani onlar o cennette daimidirler, ebedidirler. Ve mesâkine tayyibe, ve güzel meskenler, hoş meskenler cennette olacak. Dünyada bazı öyle güzel meskenler var. Ama herkes için değil, az sayıda kimse için güzel meskenler var. Diğer alemde ise en son cennete giren bir kimseye bile pek çok böyle köşkler, işte saraylar olan
dünya genişliğinde bir mekanın verileceği ifade ediliyor. Şu dünyada şu ana kadar hiç kimse dünyanın tek başına hükümdarı olamadı. Ama diğer alemde, cennette, en son cennete giren kimseye bile dünya genişliğinde bir mülk, bir saltanat verilecek. Fi cennet-i adın ve adın cennetlerinde kendilerine bu şekilde meskenler, güzel meskenler verilecek. Ve ridvanun minallah ekber. Allah'ın rızası ise bunlardan çok daha büyüktür. Yani Allah onlardan razı olacak. Her birimiz bir takım günahlara da sahibiz. Tamamen hatasız, kusursuz değiliz. Ve Allah dilemiş olsa bu günahlarla bizi perişan da edebilir. Ama lütfuyla muamele ediyor. İnsanların günahlarını affetmeyi tercih ediyor. Yeter ki insanlar Allah'a yönelsinler, af ve mağfiret istesinler. Diğer alemde Allah-u Teala ehli cenneti cennetine aldığında başka bir isteğiniz var mı diye de onlara soracakmış. Ya Rabbi diyeceklermiş, daha ne isteyebiliriz ki? Her istediğimiz zaten bize verilmiş, daha ne bekleyebiliriz? Cenab-ı Hak şunu nazara verecekmiş, ben sizden razı oldum, ebediyen size gadab etmeyeceğim. Ve daha büyük bir nimet olarak bunu onlara haber verecek. İşte ve rıdvanun minallahi ekber, Allah'ın rızası cennetten çok daha büyük bir olaydır. Merhum Yunus Emre şiirlerinden birinde diyor ki, cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri, isteyene versen anı, bana seni gerek seni. Bazıları herhalde kelamı pek anlamadıklarından Yunus Emre'yi bu beyitlerinde tenkit ederler. Ve derler ki Yunus Emre cenneti küçük görüyor. Haşa, Yunus Emre'nin cenneti küçük görmesi söz konusu olamaz. Yunus Emre Allah'ın rızasını büyük görüyor. Cennet netice itibariyle mahluktur. Allah'ın yarattığı bir şeydir. Ama ve rıdvanu minallahi ekber, Allah'ın razı olması çok daha büyük bir olaydır. Bundan dolayı Yunus Emre doğrudan cennetin köşküne, hurisine böyle kendini kaptırmak değil, Allah'ın rızasına talip, Allah'ın muhabbetine talip. Böyle olunca cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri, isteyene versen anı, bana seni gerek seni diyebiliyor ve demesi de normaldir. Zalike işte bu cennetler, huve el fevzul azim veya cennetle ilgili yapılan bu tavsifler, işte bütün bunlar en büyük bir kurtuluştur. Ya eyyühen nebi, ey peygamber, cahidil küffara vel münafıkın, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Kafirlere karşı cihad yeri geldiğinde savaş şeklinde ve daha diğer metotlarla, münafıklara karşı cihad, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam münafıklara doğrudan kılıç çekmemiş. Onlar görünüşte Müslüman görülüyor. Peygamberimiz de onlara Müslüman muamelesi yapmış. Ama onlara vaaz-ı nasihatte bulunarak, zaman zaman bir takım hatırlatmalarda, uyarılarda bulunarak ve haddi aşmışlarsa hadlerini bildirmek tarzında onlara Peygamberimizin cihadı söz konusu. Va'luz aleyhim ve onlara sert davran. Yani bu noktada tavizkar olma. Gerek kafir gerek münafık olanlara karşı tavrın net olsun ve onlar sende bir sertlik bulsunlar. Ve me'vahum cehennem, onların barınağı, varacağı yer cehennemdir. Ve bi'sel masir, orası ne kötü bir akibettir. Biraz önce cennetten söz edilmişti ve cennetin nimetleri anlatılmıştı. Tarifin fevkinde, hayallerimizin ötesinde çok büyük nimetler. Ama bir de cehennem var. Ve bu cehennem kafirler ve münafıklar için ve orası ne kötü bir varış yeri, ne kötü bir akıbet. Dünyada bunun bir numunesi hapishanelerdir. Hapishaneler bir kısmı modern de olsa, madem ki hürriyet yok, madem ki orada bir esaret söz konusu, insanın tabiatına aykırıdır. İnsan orada rahat edemez. Hele bu hapishane tecrit tarzında, kovuş şeklinde ise, yani tek kişilik bir hapishane tarzındaysa, hele altından böyle lağım falan akıyorsa,
hele dışarıdan da pek ışık falan almıyorsa, hele zaman zaman işkencesi de varsa, o elbette çok kötü bir varış yeri. İşte dünyadaki hapishanenin çok daha dehşetli boyutu cehennem için söz konusu. Hayalimizin fevkinde bir dehşetle oraya giren kafirler, münafıklar karşı karşıya kalacaklar. Küfürlerinin, münafıklıklarının cezasını orada görecekler. Yahlifune billahi ma galu. Onlar öyle demedikleri konusunda yemin ederler. Yani peygamberimizle alakalı ileri geri konuşanlar olmuş Tebük seferinde ve bu peygamberimizin kulağına geliyor ve onları hesaba çekiyor. Ama bu defa yalana müracaat ediyorlar ve kendilerini yalanla kurtarmaya çalışıyorlar. Biz böyle bir şey demedik tarzında yemin ediyorlar. Velagat galu kelimetel küfr. Halbuki onlar küfür kelimesini söylediler. Yani onların ağızlarından çıkan söz küfrü gerektiren bir ifadeydi. Ve keferu bade islamihim. İslam'a girdikten sonra küfre bu şekilde dönmüş oldular. Ve hemmu bimâ lem yenâlu. Ve nail olamadıkları ama arzulamış oldukları bazı şeylere de niyetlendiler. Bu şöyle açıklanıyor. Tebük seferi esnasında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a suikast girişiminde bulunuyorlar. Allah-u Teala'nın Peygamberimize bir taahhüdü var. Vallahu yasimuke minennas. Ey Peygamber, Allah seni insanlardan koruyacaktır. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar düşmanların arasında, o kadar münafıkların içinde 63 yıllık o bereketli ömründe mahfuz kalmış. Zaman zaman suikasta maruz kalmışsa da taraf ilahiden korunmuş. İşte Tebük seferi esnasında münafıkların niyeti gecenin karanlığında peygamberimize bir suikast düzenlemek. Ama durum açığa çıkıyor ve bu şekilde bu tarz bir teşebbüsleri akim kalıyor. وَمَا نَقَمُوا اِلَّا اَنْ اَغْنَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِ. Yani onlar bu tarzda intikam almaya çalışıyorlar. Halbuki Allah ve Resulü onlara geniş imkanlar verdi. Yani peygamberin gelmesiyle Medine'de bir bereket meydana geldi. Daha önce fakr-ı zaruret içindeyken peygamberin gelmesiyle rahmete mazhar oldular. İmkanları arttı. Buna mukabil güzel bir tavır sergilemeleri gerekirken tuttular peygambere düşmanlık yapmaya, ondan intikam almaya çalıştılar. فَاِنْ يَتُوبُوا يَكُوا خَيْرًا لَهُمْ. Eğer onlar tevbe ederlerse kendileri hakkında daha hayırlı olur. Hayırlı olan budur. Yani tevbe kapısı da açıktır. Bir kimse münafıkana hareket etti diye hemen bir anda helak olmayabilir. Kendisine tevbe imkanı, tevbe fırsatı da verilir. Ayet-i Kerime'de bunu görmekteyiz. Eğer onlar tevbe ederlerse bu onlar için daha hayırlıdır. وَاِنْ يَتَوَلَّوْا. Ama eğer yüz çevirecek olurlarsa يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَل۪يمًا. Allah elim bir azapla onları azaplandırır. فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dünyada da ahirette de. Yani münafık olan bir kimse dünyada da pek çok azap içinde kalır. Ne gibi? Peygamberimiz dönemiyle açıklayacak olursak, peygamberimizin ve etrafındakilerin gün be gün kudretlerinin arttığını görmek münafıkları rahatsız ediyor. Müslümanların savaşlardan galip çıkmaları münafıkları rahatsız ediyor. Kendi arkadaşlarından bir kısmının samimi Müslüman haline gelmesi onları rahatsız ediyor. Ayetler iniyor. İnen ayetlerde münafıkların portresi çiziliyor. Mesela Bakara suresinde başlarda yer alan 12-13 ayet münafıklarla alakalı, onların böyle yüzünden perdeyi kaldırıyor adeta. Her ne kadar şahıslarını belirtmese de vasıflarıyla onların portresini çiziyor. Yine bu Tevbe suresinde münafıklarla alakalı çok ayetler var. Onların durumları burada nazara veriliyor. Keza Münafigun suresi var. Kur'an-ı Kerim'deki surelerden birisi. Münafigun suresinde de yine münafıkların durumu, Peygamberimiz döneminin münafıkların durumu ortaya konuluyor.
Böyle olunca münafıklar inen ayetlerle de ızdırap duyuyorlar. Müslümanların başarıdan başarıya koşmasıyla ızdırap duyuyorlar. Ve böylece dünyada da ızdırap içinde, diğer aleme gittiklerinde de daha büyük bir ızdırap içinde olacaklar. Buradan günümüze gelecek olursak, günümüzde de İslam coğrafyasında münafıklar vardır. Ve bu münafıklar Müslümanların gün geçtikçe imkanlarının artmasından rahatsızlık duyarlar. Müslümanların gün geçtikçe ilimde, teknolojide, ekonomide bu gibi noktalarda ileriye gitmelerinden rahatsızlık duyarlar. Böylece dünya hayatı da kendilerine bir ızdıraba, bir zindana dönüşebilir. Kaldı ki bir kısmı dünyada rahat da yaşasa, bu gelip geçici bir rahatlıktır. İnsan ahirete doğru yolcudur, diğer aleme gidiyor. Diğer aleme gittiğinde münafık olanlar münafıklığının karşılığını, mümin olanlar da mümin olmanın mükafatını göreceklerdir. وَمَا لَهُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ وَلَا وَلَا نَصِيرٍ Ve onlar için yeryüzünde ne bir dost ne de bir yardımcı söz konusu değildir. Yani münafık aslında kafir olması cihetiyle Allah'tan kopuktur. Allah'ı tanımamaktadır. Halbuki Allah ehli imanın yar ve yardımcısıdır. Ama münafık kendini şu kainatta kopuk olarak görür. Kainattaki varlıkları kendine düşman olarak görür. Dayanak noktasından mahrumdur. Ve istimdat noktasından yine mahrumdur. Böyle olunca kafir iç dünyasında dayanacağı bir melceden mahrum bir vaziyette bulunmaktadır. Bundan dolayı da münafık şu dünyada da pek çok ızdırap içinde yaşamaktadır. Halbuki akıllarını kullansalar, samimi olarak imana gelseler, dünyada da ahirette de mutlu olabileceklerdir. Cenab-ı Hak bizleri dünyada da ahirette de daimi ebedi saadete nail eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.